Merhabalar arkadaşlar. İskelet sisteminde kolonna vertebralis ile devam ediyoruz. Kolonna vertebralis yani omurga 33 tane vertebranın üst üste gelmesiyle oluşan bir sütun. Her vertebranın ortasındaki foramen vertebrale şöyle bir boşluk olacak. Bunlar üst üste gelerek canalis vertebralis isimli kanalı oluşturacaklar. Şuradan görünüyor sanırım. Şunlar canalis vertebralisi yandan gördüğümüz açıklıklar. Bu şekilde devam edecek bu kanal. İçinden medulla spinalis geçecek ve medulla spinalis'e emniyetli bir koruma sağlayacak kolonna vertebralis. Boyundaki omurlara şuraya vertebra cervicalis diyeceğiz. 7 adet. Göğüsteki, sırttaki omurlara şuraya kadar olan kısma vertebra torasika diyeceğiz. 12 adet. Bel omurlarına vertebra lumbales diyeceğiz. Şuraya kadarki kısım 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet vertebra lumbales var. Ve sonra 4 adet vertebra coccygeus'un oluşturduğu sacrum isimli bir yapımız var. Ve yine 4 veya 5 adet coccyx'in vertebra coccygeus'un oluşturduğu coccyx isimli kemiğimiz var. Bu omurgayı oluşturan kemiklerin arasında diskus vertebralis adı verilen fibroz kıkırdak özelliğinde yapılar mevcut. Vertebraların arasındaki eklemleşme bu şekilde oluyor. Toplam 23 adet ikinci boyun omuru aksisle şurada. Şurada aksisi görüyoruz. Aksisle sakrum arasında tam 23 tane diskus intervertebralis bulunur. Yukarıdan şu şekilde görünüyor. Daha ayrıntılı da inceleyeceğiz. Sacrum ve coccyxlerin arasında diskus intervertebralisler yok. Burası hareketli değil. Hareketli olan, kısmen hareketli olan kısım burası. Şimdi tek tek bakalım bütün vertebralara. İlk vertebramız atlas. Buna atlas diyoruz. Birinci servikal vertebra. Biraz yakına getireyim. İki tane arkusu var. Önde ve arkada. Bu şekilde duruyor. Burası ön, burası arka. Şuraya, şuradaki çıkıntıya tüberkülüm anterius diyeceğiz. Buraya arcus anterior atlantis diyeceğiz. Arkası arcus posterior atlantis. Şuraya massa lateralis diyoruz. Şuralara massa lateralis. Üzerindeki eklem yüzüne facies articularis superior diyoruz. Bunlar condylus occipitalis ile eklem yapacaklar. Şuralara processus transversus diyeceğiz yanlara. Processus transversusların içinde servikal vertebralara özel foramen transversarium isimli delikler olacak. Buradan arteria vertebralis geçecek. Şu ortadaki boşluğa foramen vertebral ediyorduk. Başka tuberculum posterius. Şuradan arteria vertebralis geçecek. Sulcus arteria vertebralis diyeceğiz buradaki sulcusa. Alttan bakalım. Alttan görünüşte bu şekilde. Tuberculum posterius. Tuberculum anterius. Buraya arcus anterior. Buraya arcus posterior diyoruz. Processus transversusları, foramen transversarium, şuralar massa lateralisler, şunlar da facies articularis inferior. Buralar aksis için, ikinci boyun omuru aksisle eklem yapacak burası. Aksise geçelim. Bu ikinci boyun omuru aksis. Karşıdan bakıyoruz şu anda, önden bakıyoruz. Üstteki şu çıkıntıya dens axis diyeceğiz. Önündeki şuradaki eklem yüzüne facies articularis anterior diyeceğiz. Burası facies articularis atlantis için. Nasıl eklem yaptığını da gösterelim. Şurası facies articularis atlantis'ti.
Bu şekilde eklem yapacaklar ikisi. Yine şurada da Fasciitis Articularis Atlantis isimli yine atlasla eklem yapan yüzleri var. Aşağıda Fasciitis Articularis inferiorları var. Bunlar C3 ile eklem yapacak. Korpusu var bu vertebranın. Korpusu, corpus vertebra, arcus vertebra. Processus transversusları yine. Ve foramen transversariumları. Şurası. Şurada da var ama kırılmış. Şöyle arkadan da bakalım. Şurası, burası Fasciitis Articularis Posterior. Burası Ligamentum Transversum Atlantis için. Burada bir ligamentle eklemleşecek. Processus Transversuslar. Fasciitis Articularis Superior demiştik zaten. Arkada bakın çatallı bir Processus Spinosus var. Atlas'ta görmemiştik bu yapıyı. Burası Processus Spinosus. Yine şurada aşağıda Fasciitis Articularis inferior göreceğiz C3 için. Şuradaki çıkıntıya da üstten gördüğümüz çıkıntıya da Processus Articularis inferior diyeceğiz. Söylemediğimiz bir şey kalmadı sanırım.